2006 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde en sevdiğim derslerden biri de laboratuvar dersleriydi hocam. Laboratuvarda mikroskop kullanıyorduk. Örümceğin ayaklarından tutun akrebe kadar bir sürü canlı inceledik. Mikroskopla ilk tanıştığım derslerden birinde hocam, hocamız dedi ki gidin dışarıdaki bir su birikintisinden bir su getirin. Onu biz mikroskopta inceleyelim. Hangi alemlere ait canlılar var beraber inceleyelim demişti. Heyecanlandım. Ya, gittim su birikintisinden suyu aldım. Dışarıdan bakınca bulanık su. Yani ne olabilir ki dedim içerisinde. Mikroskopun altına bir damla su bir koydum hocam. Ne uğradığımı şaşırdım. Bir baktım bakterisi orada, mikroskobik canlısı, amipi, ögdenası, terlik hayvanı. İçerisi ana baba günü. O onu kovalıyor. O onu yemeye çalışıyor. Uzaklaştım. Bir daha yaklaştım. Gerçekten çok şaşırtıcı. Uzaktan baktığımda çünkü hiçbir şey gözükmüyor. Orada mikroskobun ne kadar değerli bir cihaz olduğunu, ne kadar değerli bir alet olduğunu öğrendim hocam. Bu dersimizde seninle beraber hangi konuya giriş yapıyoruz dersek hücre konusunda giriş yapacağız hocam. Çok değerli bir konudur. Hangi ünite olursa olsun, TET, AET fark etmez. Hangi sınava hazırlanıyorsan hazırlan. Biyolojiyi anlayabilmen için değerli hocam hücre konusunu çok iyi bilmen gerekiyor. Bu dersimde seninle beraber hücre teorisinden, prokaryot ve ökaryot hücre ayrımından, hücre zarının ve hücre duvarının özelliklerinden bahsedeceğim. Hocam hücrenin keşfedilmesi de çok güzel. 1665 yılında Robert Hooke, kendisi İngiliz bir bilim insanı, iki mercekle geliştirmiş olduğu mikroskobuyla şişe mantarını incelemiş. Şişe mantarında içi boş odacıklar görmüş. Bu içi boş odacıklara sellula, yani hücre ismini vermiş. Günümüzde de hala hücre olarak kullanmaya devam ediyoruz. Hatta aynı yılda yazmış olduğu mikrografya kitabında pirenin, bir saç telinin, iğne ucunun mikroskop altındaki çizimleri var. Gerçekten oldukça etkileyici hocam. Robert Hooke'tan 30 yıl sonra Anton van Leeuwenhoek mikroskobu biraz daha geliştirmiş. Kan ve kas hücrelerini incelemiş, sperm incelemiş ve tek hücreli canlıların da keşfini gerçekleştirmiş. 19. yüzyılda da Alman bilim insanları Theodor Schwann ve Matthias Schleiden bitkileri ve hayvanları incelemişler ve bu canlıların da hücrelerden meydana geldiğini söylemişler. Daha sonra ise Prusyalı doktor Rudolf Virchow hücrelerin bölünebildiğini keşfetmiş ve ondan sonra da günümüzde de hala geçerli olan hücre teorisi ortaya çıkmış kıymetli hocam. Derse başlamadan evvel abone değilsen, abone olursan ve videomu beğenirsen çok teşekkür ederim. Hazırsak dersimize başlayalım kıymetli hocam. Değerli hocam, hücre konusuna baktığımız zaman iki başlık altında inceleyeceğim. Nedir hocam dersek, bir hücre zarı ve madde alışverişi konusundan bahsedeceğiz ilk basamakta. Daha sonra da hücrede bulunan endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, mitokondri, kloroplast gibi organellerin bulunmuş olduğu hücre organelleri bölümünü inceleyeceğiz. Seninle şimdi hücre kısmına giriş yapalım. Canlıların temel yapı birimi nedir dersen, ne diyorsun hocam? Hücre diyorsun. Kim keşfetmiş demiştik? 1665 yılında İngiliz bilim insanı Robert Hooke hücreyi keşfetmiş ve onlara sellula adını vermişti. Hocam Prusyalı doktor Rudolf Virchow'un ortaya atmış olduğu hücre teorisi ne diyor? Bunlara beraber bakalım. Hücre teorisi diyor ki canlının temel yapı ve görev birimi nedir diyor hocam? Hücre diyor. Tüm canlılar bir ya da birden fazla hücreden meydana gelmiştir. Yani mikroskobik bir hücreler ve makroskobik çok hücreli canlılar vardır diyor. Daha önce var olan hücrelerin bölünmesiyle hücreler meydana gelir demiş ve hücreler kılçın maddesi içeriyorlar, yani nükleik asit taşırlar ve hücreler bölünme yardımıyla bu genetik materyallerini, kılçın maddelerini yavru hücrelere ne yaparlar sevgili hocam? Aktarırlar demiş ve son olarak metabolik olaylar nerede gerçekleşir dersek, protein sentezi gibi, yağ sentezi gibi, DNA replikasyonu gibi, solunum gibi, fotosentez gibi olaylar hücrede gerçekleşir diye hücre teorisini açıklamışlar hocam. Bunu söyledikten sonra seninle beraber tüm canlı hücrelerde ortak olarak bulunan bazı yapılardan bahsetmek istiyorum. Yani bitki, bakteri, mantar, hayvan, aklına kim geliyorsa hepsinde hocam ortak, ayırt edici değil. Bunları bilmeni çok senden rica ediyorum hocam. Çok çok da kullanacağız buradaki bilgilerimizi. Hocam bütün canlı hücrelerde yan tarafa Ö ve P yazdım. Ö ökaryotu, P prokaryotu ifade ediyor. Ne olduklarını anlatacağım hocam. Neler ortaktır diye sorarsak. Bir, hücrenin dış kısmında bulunan, etrafını saran bir yapı var. Biz bu zara ne ad veriyoruz dersek, hücre zarı ismini veriyoruz. Hücre zarının içerisini dolduran bir sıvımız var. Biz bu sıvıya ne ad veriyoruz dersek, sitoplazma. Plazma, sıvı, sito, hücre, sitoplazma. Hücre sıvısı anlamına geliyor. Hücrede protein sentezinden sorumlu olan bir yapımız kimdir hocam? R ile başlar. Ribozom organelimiz var. Bir de hocam nükleik asit. Yani kimdir nükleik asitler? DNA ve RNA kalıtım materyali. Bunlar da hocam tüm canlı hücrelerde ortak olarak ifade ediyoruz. Yani bir bitki için, bir hayvan için, mantar için hücre zarı, sitoplazma, ribozom, nükleik asit bulundurmak ortak, ayırt edici değil sevgili hocam. Burası anlaşıldı mı? Çok değerli bilgiler. Bunu aklına yazmanı senden rica ediyorum. Gelelim hocam şimdi seninle beraber kuru fasulyenin faydalarına. Kıymetli hocam, burada görmüş olduğun ayrımı hangi ünite olursa olsun kullanabilirsin. O kadar genel bir kavram. Gerçekten dikkatle beni şu an dinlemeni istiyorum ve sorularda bu bilgiyi kullanarak ne kadar rahatlıkla ilerlediğini kendi de göreceksin hocam. Hücreleri biz yapısına göre iki grupta inceliyoruz. Çekirdeği olan hücrelere verdiğimiz isim ökaryot, karyo çekirdek, ö gerçek demek, ökaryot çekirdeği olan demek. Çekirdeği olmayan
olmayan hücrelere, çekirdeksiz hücrelere de prokaryot ismini veriyoruz. Buradaki pro, profesyonel, gelişmiş anlamında değil, ilkel anlamına geliyor. Prokaryot hücre derlerse ne aklına gelecek? Hücrenin içerisinde ne yok sevgili hocam? Herhangi bir çekirdek bulunmuyor. Ökaryot deyince ne aklına gelecek? Hücrenin içerisinde bir tane ne var sevgili hocam? Söyle bakayım bana. Bir tane koyu çekirdek bulunuyor. İlk olarak bu ayrımı yapmanı senden rica ediyorum. Söyle bana. Prokaryot çekirdeği yok. Ökaryot çekirdeği var hocam. Şimdi bunu söyledikten sonra prokaryot hücrenin kim olduğundan bahsetmek istiyorum. Tanımından bahsetmek istiyorum. Prokaryot hücreyi P diye göstereceğim. Organeller kısmında da bu P harfini kullanacağız. Prokaryot hücreleri ne yok hocam? Çekirdekleri bulunmuyor. Çekirdeksiz hücre diyoruz. En meşhur örnekleri kimlerdir? Hangi alemdeki canlılar prokaryottur derlerse bakteriler ve arkeler. Bundan hocam çekirdekleri bulunmuyorlar. Bakterilerin de en meşhur örneklerini vermek istiyorum. Sorularda kullanırız. Siyanobakteriler, başka nitrit bakterileri. Bunlar bizim bakterilerimiz hocam. Mikroskopik canlılarımız. Çekirdekleri yok. Güzel. Arkelerden birkaç örnek vermek istiyorum. Metanojenler ve halofiller. Bunları da hocam sınıflandırmada daha sonra yine bahsedeceğim. Kulağına küpe olsun. Sadece aşina ol isimlerine diye bunları söylüyorum. Bakteriler ve arkeler neymiş sevgili hocam? Bu arkadaşların hücrelerin içerisinde ne yok? Çekirdek bulunmuyor hocam. Güzel. Peki prokaryot demek ne demekti? Çekirdeği olmayan demekti. Güzel. Peki DNA'ları var mı? Ne diyorsun? Bir hücre canlıysa ne olmasını bekliyoruz? DNA'sının olmasını bekliyoruz. Bakterilerin, arkelerin, sitoplazmasının içerisinde DNA var. Hangi yapıda diye sorarsak halkasal yapıda. Ne demek halkasal yapıda? Başladığı ve bittiği yer aynı hocam. Dönüyor, dolaşıyor. Tekrardan aynı yere geliyor hocam. Zarlı organel yoktur sevgili hocam. Yani endoplazmik etulum, mitokondri, Golgi, peroksizom gibi. Bunları daha sonra organeller kısmında anlatacağım. Bulunmuyor hocam. Sadece içerisinde kim var? Zarsız bir yapı olan ribozom organeli bulunuyor hocam. Prokaryotlarda mitokondri, kloroplast, endoplazmik etulum gibi organelleri göremiyoruz değerli hocam. Şimdi alt tarafta sana prokaryotların en meşhur örneği. Yani bunu gördüğün zaman, bu bakterinin özelliklerini aklına getirdiğin zaman zaten prokaryotların özelliklerini otomatik olarak aklına getirmiş olacaksın. Yandaki bakterinin kısımlarını sana öğretmek istiyorum. Takılma hocam. Yan tarafta bir sürü yıldız var. Ben bunların hangisini öğreneceğim diye düşünme. Çok basit, hemen gösteriyorum. Bu bakteri canlı mı? Canlı. O zaman neyi vardır? Hücre zarı vardır. Başka sitoplazması vardır. Başka hocam, bu arkadaşın ribozomu vardır. Başka DNA'sı ve RNA'sı vardır. Bunlar zaten bizim nelerimizdi? Standart olarak bulunan yapılarımızdı. Doğru mudur hocam? Güzel. Bu bakteri hocam, demiştim ben sana, canlıların temel bileşenlerini öğretmiştim. Bizim gibi ne depoluyor hocam? Glikojen depoluyor hocam. Polisakkaride glikojen. Arkelerin de, mantarların da, hayvanların da glikojen depoladığını biliyorsun. Güzel. Hocam, yıldızlı olanlar her bakteride olmayan yapılar. Hemen kolayca göstereyim hocam. Bir tanesi kamçı. Bakterilerimizin bazıları kamçılarını kullanarak aktif olarak hareket edebiliyorlar. Her bakteride var mı diyorum sana. Diyorsun ki hocam hayır, her bakteride olmaz. Bazı bakteriler kamçıyı kullanarak aktif hareket eder. Hemen şuraya bakmanı istiyorum. Bazı bakterilerde sevgili hocam ne vardır? Işığı soğurabilen bir pigment. Klorofil pigmenti. Klorofil fotosentez yapmayı sağlar. Her bakteride klorofil pigmenti var mıdır diye sana soruyorum. Diyorsun ki hocam olmaz. Niye? Çünkü her bakteri fotosentez yapmaz. Güzel. Hocam plazmit nedir hocam dersek, bakteriler gen aktarımı gerçekleştiriyor. Gen aktarımında küçük DNA parçası olan plazmitleri kullanıyorlar. Her bakteride plazmit var mıdır? Yoktur sevgili hocam. Peki bazı bakteriler hastalık yaparlar. Bu hastalık yapan bakterilerin sevgili dostum en dış kısmında ne vardır dersek, kapsül bulunur. Peki her bakteride kapsül var mıdır diye sorarsam, diyorsun ki hocam hastalık yapan bakterilerde kapsül var. Her bakteride kapsül yok. Güzel. Peki başka söyleyelim hocam. Bazı bakteriler aerobik solunum yapar. Oksijenli solunum yapan bakterilerin zarlarında böyle bir kıvrım vardır. Biz bu zar kıvrımına hücre zarı kıvrımı ismini veriyoruz. Daha önceden mezozom olarak adlandırıyorduk. Artık bu kullanım geçerli değil hocam. Ne diyormuşuz? Hücre zarı kıvrımı. Bu hücre zarı kıvrımı adını verdiğimiz yapılar elektron taşıma sistemi bulunduruyorlar. ETS'yi sonra anlatacağım. İsmini duymuş olman yeterli benim için. Bu ETS adını verdiğimiz yapılar sayesinde oksijenli solunum yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Şöyle bakayım bana. Aerobik solunum yapıyorlar. Sorayım. Her bakteri aerobik solunum yapabilir mi? Hayır. Peki bir bakteri aerobik solunum yapıyorsa hücre zarı kıvrımına sahiptir diyebilir misin? Diyebilirsin hocam. Çok güzel. Bir tane daha söyleyelim hocam. Bakterilerde değerli hocam ne var bir tane daha yapımız? Hücre duvarı. Peki her bakteride hücre duvarı var mıdır diye sorarsak, söyleyeyim hocam. Yok. Mikoplazma bakterilerinde hücre duvarı bulunmuyor hocam. Daha önceki geçmişte anlattığımız derslerde bütün bakterilerde hücre duvarı var diyorduk. Artık bu ifade değerli hocam doğru değil. Söyle bana, her bakteride hücre duvarı var mıymış? Yok hocam. Mikoplazma bakterileri hücre duvarı taşımıyorlar. Anlaştık mı hocam buraya kadar? Ve hepsini söyledik. Alt tarafta bunları bir tekrar edelim. Bütün bakterilerde ortak olarak bulunan yapılar neler de beraber söyleyelim. Ribozom, başka sitoplazma, hücre zarı, halkasal DNA'sı, RNA'sı, glikojeni her bakteride var. Peki bakteri fotosentez yapıyorsa neyi vardı hocam? Söyle bakayım. Hocam bakterinin klorofil pigmenti var. Güzel. Bakterinin zarında kıvrımlar varsa bu bakteri hangi olayı yapabilir derlerse ne cevap vermelisin? Aerobik solunum yapar diyoruz. Peki bakteri kamçıya sahipse
Hangi hocam olayı gerçekleştirebilir? Aktif hareketi yapabilir diyoruz. Peki konjugasyon diye bakterilerde ileride genetik çeşitliliği arttıran bir olaydan bahsedeceğim. Bakteriler kendilerinde bulunan bazı özellikleri diğer bakterilere aktarabilirler. Ne demek bu? Yani bir bakteri antibiyotikten etkilenmiyorsa plazmit yardımıyla, küçük DNA demek hocam, plazmit yardımıyla bu özelliğini konjugasyon olayı dediğimiz bir olay yardımıyla başka bir bakteriye aktarabiliyor hocam. Peki her bakteri bu işi yapabilir mi? Her bakteride plazmit var mıdır dersem ne cevap biliyorsun? Hepsinde yok hocam dedik. Peki bazı bakterilerde hastalık yapıcı olduğunu biliyoruz hocam. Hastalık yapan bakterilerin dış kısmında ne varmış söyle bakayım bana. Kapsül, biz kapsül bulunduran bakteriler ne işe sebep olur, neye sebep olur derse patojen bakteri. Patojen hastalık yapıcı demek. Son olarak söyleyelim. Bazı bakterilerde, yukarıda söylemeyi unutmuşum, birbirine tutunmayı sağlayan, gen aktarımına yardımcı olan pilus adını verdiğimiz küçük uzantılar vardır. Yine aynı şekilde her bakteride pilus var mıdır? Yoktur sevgili hocam. Hemen yukarıya gelelim. Bak burada pilusu söylemeyi unutmuşuz. Her bakteride pilus yok sevgili hocam. Tutunmayı ve gen aktarımına yardım eden bir yapıdır hocam. Hocam buradaki bilgileri öğrendiğini tahmin ediyorum. Biri sana prokaryot hücre derse aklına şu gelecek. 1. Çekirdek yok. 2. Kim örnek? Yani biri sana prokaryot deyince aklına kim gelmesi lazım? Ya bakteri ya arke olması lazım. Anlaştık mı hocam? Bu alemden biridir. Peki bunların çekirdekleri var mı? Yok. Zarlı organelleri var mı? Yok. DNA'ları var mı? Var tabii ki de hocam. DNA tüm canlı hücrelerde bulunur diye ifade ettik. Peki ribozomu bulunur mu? Bir zahmet ribozomu olsun. Peki bakteri deyince biz prokaryot mudur, ökaryot mudur diye sorarlarsa ne cevap vermelisin? Prokaryot. Bu adamın çekirdeği yok. Peki DNA'sı var mı? Var. Nerede? Sitoplazmada bulunuyor. Çok güzel. Bakteriye ait olan yapılardan bahsettik. Hadi şimdi seninle beraber ökaryot hücreden bahsedelim. Hocam ökaryot hücre çekirdeği olan hücre demek. Çekirdekli. Ben sana kenarda parantez içinde ö yazıyorsam bu ne demektir? Ökaryot hücre demektir hocam. Kimdir hocam örnekleri? Bakteri arke dışında ne kadar canlı varsa hepsinin neyi var? Çekirdeği var. Örnek protista aleminde bulunan amip, öglena, telliksi hayvan gibi canlılarımız. Bitkilerimizin çekirdeği var mıdır? Vardır. Ökaryot tür. Mantarlar çekirdekli midir? Yani ökaryot mudur? Evet hocam. Bir amayasa en popüler örneği. Kediler, deniz anaları hayvan mıdır? Hayvandır. Hayvanlar ökaryot mudur? Ne demek ökaryot mudur? Ne diyorsun? Yani bu canlının çekirdeği var mı yok mu demek. Ökaryot musun diye sana sorarlarsa evet ökaryotum. Yani çekirdeğim var demektir. Bakteri ökaryot mudur dersem ne cevap veriyorsun? Bakteri hocam ökaryot değil. Neyi yok? Çekirdeği yok. Aferin. Peki hocam yanda bir telliksi hayvan görüyorsun. Telliksi hayvan ökaryot, çekirdeği var mıymış? Varmış. Peki DNA var mı? Var. Peki DNA halkasal mıdır yoksa doğrusal mıdır diye sorarsan ben sana canlıların temel bileşenlerini öğrettim. Bunların DNA'sı nasıl hocam? Doğrusal yapıya sahip, halkasal yapıya sahip olanlar bakteri ve arkeler demiştik. Zarlı organel var mıdır ökaryotlarda? Mitokondri, kloroplast gibi, Golgi gibi, endoplazmik retikulum gibi var hocam. Ökaryot demek bir tık daha gelişmiş gibi aklında tutabilirsin. Peki protista ile ilgili hocam bir tuzak ifade vardır. Bunu da belirtmek istiyorum. Protista, prokaryot. Oo en sevdiğim. Başta ne yazıyor burada? Pro yazıyor. O zaman bunlar prokaryot. Hemen diyeceksin ki hocam sen dalga mı geçiyorsun? Sen bana demedin mi? Prokaryot diyorsan iki tane. Bakteri, arke. Geri kalan hepsi ökaryot diye. Özellikle de belirtmiştim sana. Protista alemindeki canlılar prokaryot değil. Neymiş? Şöyle bakayım bana. Ökaryot yani çekirdekli hücre yapısına sahip diyoruz. Bak hocam alt tarafta iki tane hücremiz daha var. Sol tarafta hücre çeperinden tanıyacağını tahmin ettiği bir tane hücremiz var. Yeşil. Kim bu? Bitki hücresi. Sağ tarafta yuvarlak bir hücremiz var. Bu kim hocam? Hayvan hücresi. İlk dikkatini çekmesi gereken şeyi söyleyeyim. İkisinin içerisinde de bir tane koyu renkli ne var hocam? Çekirdek var. Aferin. Peki burada turuncu renkli görmüş olduğun organel kim? Endoplazmik retikulum. Öğreteceğim organellerde. Bak hocam bitkide bir tane büyük koful var. Bunların ismini ilk defa duyuyorsan şaşırma. Öğreteceğim hepsini. Kulak aşinalığı olsun diye söylüyorum. Bak burada mavi renkli görmüş olduğun hücrenin enerji santrali mitokondri hocam. Bir sürü içeride organel var. Bak burada bitkide yeşil rengini vermesini sağlayan, fotosentez yapmayı sağlayan kloroplastları da görebilirsin. Soru: bitkiler, hayvanlar, mantarlar bunlar ökaryot mu? Cevap: ökaryot. Protista prokaryot mu? Protista prokaryot mu? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hocam protista ökaryot. Ne demek? Çekirdeği var. Amip, öglena, telliksi hayvanın çekirdeği var hocam. Şimdi biz ökaryot hücreleri kaç kısımda inceleyeceğiz hocam dersek hocam 3 kısımda inceleyeceğim. Önce hücre zarından bahsedeceğiz. Hücre zarının yapısını öğreteceğim sana. O bitecek. Sitoplazmadan ve organellerden bahsedeceğiz. Hemen arkasından da kimden bahsedeceğiz? Çekirdek şeklinde yolumuza devam edeceğiz. Yani bu şekilde hücreyi anlatacağım sana. Önce hocam kısa olduğu için hemen seninle beraber sitoplazmayı incelemek istiyorum. Niye hocam yan tarafına Tarkan'ın şarkısında olduğu gibi öp 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 doyamadım. Ben o şelale saçlara o ay o hilal kaşlara deyip yardırabilirim ama bu kadar benim sesim. Şaka şaka fena değil. Boş vakitlerinde evde şarkı söylüyorum hocam. Devam ediyorum. Sitoplazma hocam yanında niye öp yazdık? Hem ökaryot hem prokaryotlarda bulunan bir yapıdır hocam. Tüm canlı hücrelerde bulunan. Kolloidal ne demek kolloidal? Yarı akışkan. Yumurta akı kıvamında. Sabah gittin menemen yaptın. Yumurtayı kırdın o hani ne katı ne sıvı haldeki durumuna biz ne ad veriyormuşuz? Kolloidal ismini veriyoruz. %90'ı sudan bedene giriyor sitoplazmamızın. İçinde hocam yok. Çarşamba pazarı gibi hocam. Su var, organeller var, glikoz, amino asit, yağ asidi, vitamin, enzim, o
oksijen, karbondioksit, amonyak. Sen bunları biliyorsun. Bak gebertirim. Allah davul etmesin. Bak glikoz, amino asit, yağ asidi, vitamin, mineral, enzim. Ben sana bunları canlıların temel bileşenlerinde öğrettim. O yüzden canlıların temel bileşenleri çok değerli konu deyip üstüne basa basa söylememin sebebi bu hocam. Peki sitoplazmada bunlar var mıymış? Var hocam. Hepsi var maşallah. Peki metabolik işler nerede olur? Yani metabolik olay ne demek biliyor musun? Hücrede gerçekleşen olaylar hücrenin neresinde olur? Sitoplazmasında olur. Sıvı olan kısmında gerçekleşir diyoruz. Çok güzel. Sitoplazma bu kadardı. Hemen seninle beraber hücrenin tüm canlı hücrelerde bulunan ikinci yapımız olan kimden bahsetmek istiyorum? Hücre zarından bahsetmek istiyorum. Niye hocam öp yazdık? Söyle bakayım bana. Hocam hem ökaryotlarda hem prokaryotlarda, yani tüm canlı hücrelerde ortak olarak bulunabilen bir yapı. Kim? Hücre zarı. Şimdi hücre zarı ne yaparmış? Biz madde alışverişi gerçekleştirir. Ne demek madde alışverişi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen evde yemek yapman lazım, yemek yemen lazım, bir şeyler yiyip içmen lazım. Bunları daha sonra ne yapmışsın? Dışarı çöp olarak atıyorsun. Hücrelerimizin de besine ihtiyacı var. Hücrelerimizin de oksijene, suya ihtiyacı var. Bu moleküller nereden geçiyor derlerse cevabın hücre zarından gerçekleşiyor. Hücre zarından geçiyor. O zaman madde alışverişi nerede olur derlerse söyle bakayım. Hücre zarından gerçekleşir diyoruz. Süper. Hücreye ne verir? Şekil verir. Bazı hücreler hocam küp şeklinde, bazı hücreler silindir şeklindedir. Bazı hücreler daha böyle yassı şekle sahiptir. Daha uzun bir yapıya sahiptir. Hücrelerimize şekil veren kim? Hücre zarıdır. Hücre zarı canlı mıdır, ölü müdür diye sorarsak cevabın canlıdır ve esnek bir yapıya sahiptir. Yani sert bir yapı değil hocam. Yumuşak bir yapıdır. Birazdan akıcı mozaik zar modelinden de bahsedeceğim hocam. Seçici geçirgendir. Bak hocam bu çok değerli bir maddedir. Ne demek seçici geçirgen? Hücre zarı her molekülü gel kardeşim hoş geldin deyip içeri almıyor sevgili hocam. Kapıda tabiri caizse megafon var, diyafon var. Zile birisi basıyor. Hücre zarında böyle birisi var. Güvenlik gibi bakıyor. Kime geldiniz diyor. Kimsin diyor. Kim o diyor. Hücre zarının dışındaki molekül cevap veriyor. İşine yarayacaksa, tanıdıysa içeri alıyor. Tanımadıysa izin vermiyor hocam. Hücre zarı seçici geçirgen demek bu. Her molekülün içerisine geçmesine izin vermez. Hücreye alınan molekülleri zar seçiyor hocam. Peki yapısında kim varmış? Söyleyelim. Karbonhidrat varmış. Güzel. Başka? Lipid varmış. Başka? Protein varmış. Başka? Fosfat varmış. 100 puanlık soru. Her canlıda hücre zarı var mıdır? Vardır. Her canlıda hücre zarı varsa karbonhidrat, yağ, protein, fosfat bulunması da ortak mıdır derse ortaktır diyor. Çok güzel. Peki hocam hücre zarında, hayvan hücre zarında bulunan bir madde söyleyelim. Kolesterol zara dayanıklılık katar diye ifade etmiştik hocam. Bunu da aklına yazmanı istiyorum. Alt tarafta bir sana akıcı mozaik zar modeli göstereceğim. Bunu keşfeden bilim insanlarımız Singer ve Nicholson, bu iki abimiz keşfetmişler. Akıcı mozaik zar modeli olarak günümüze kadar gelmiş hocam ve günümüzde de bu şekilde kabul ediliyor. Niye akıcı? Hücre zarı tabiri caizse bir dalgalanan deniz gibi olduğu için. Akıcı niye mozaik? Mozaik kek gibi. Yani içerisi türlü gibi işte patates var, patlıcan var, kabak var. Hepsini salçayla kaynatmışlar, yemek yapmışlar. Mozaik şeklinde bir sürü molekül içerdiği için akıcı mozaik zar modeli ismini vermişler. Peki zarda bulunan moleküller var. Kanal proteinler var. Bu kanal proteinler neye sebep oluyor? Neye etki ediyorlar? Madde alışverişine yardım ediyorlar. Bak hocam şurada aşağıda hücre zarını görebiliyorsun. Yan tarafta hücre zarını görebiliyorsun. Gösterdiğim yere bak, kafan karışmasın. Beni takip et. Hocam şurada sarı başlıklı ki kibrit gibi arkadaşlarımız var. Bu sarı toplu, siyah ayaklı arkadaşlarımız sen canlıların temel bileşenlerinde öğrenmişsin. Neydi hocam? Fosfolipid. Ben sana ne demiştim? Lipidler hücre zarının yapısına katılabilir mi? Evet. Biz zarın yapısına katılan lipidlere fosfolipid ismini vermiştik. Bak hocam kaç sıra fosfolipid var diye sorarlarsa 2 sıra fosfolipid ve ayaklar fark ettiysen birbirlerine bakıyorlar hocam. Bu fosfolipid tabakası ne yapmış? Komple hücre zarında uzayıp gidiyor. Bir de hocam mavi renkli hücre zarında bulunan moleküller var. Biz bunlara ne ad veriyoruz? Söyle bakayım bana. Protein diyoruz. Dikkat edersen bazı proteinler hücre zarını boydan boya geçmiş. Bazısı sadece yüzeyde kalmış. Bazı proteinlerde gördüğünüz üzere böyle ne yapmış? Yay gibi kıvrılarak zarın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyor hocam. Güzel. Peki dikkat ettiysen şurada bir protein var. Bu proteinin içerisinde bir açıklık var. Biz bu açıklığa deliğe por ismini veriyoruz. Ne diyormuşuz? Por. Hücre zarında porlar bulunur. Doğru mudur? Evet. Yani deliklerden madde geçişine izin verecek anlamına geliyor. Hocam burada görmüş olduğum pora sahip olan proteine ne proteini diyorlar? Kanal proteini ismini veriyorlar. Yani Süveyş kanalı gibi, Panama kanalı gibi düşünebilirsin hocam. Ne yapıyor? Buradaki moleküller bir yerden bir yere bu kanal proteinin içerisinden karşıya geçiyorlar. Şimdi geldik önemli kısma. Bak burası çok değerli. Büyük ekrana geçeyim. Burası çok değerli hocam. ÖSYM buradan soru sormayı da çok seviyor. En çok da buradan kekliyoruz. Dikkatli beni şimdi dinlemeni senden rica ediyorum. Glikolipid ve glikoproteinden bahsedeceğim. Ne anlatacakmışım? Glikolipid, glikoprotein. Bak hocam. Burada görmüş olduğum mavi renkli proteini görüyor musun? Güzel. Buna bağlı olan bir karbonhidrat grubu var. Görebildin mi hocam? Proteine bağlı karbonhidratın birleşmesiyle oluşmuş olan bu yapıya ne diyorlar? Glikoprotein. Şöyle bakayım. Glikoprotein. Süper. Hocam bak burada görmüş olduğum fosfolipidlere bağlı olan bir karbonhidrat grubu var. Bunlara ne diyorlar diye sorarsak. Şöyle bakayım. Glikolipid. Niye? Lipide bağlı olduğu için glikolipid ismini vermişler. Hocam bu gördüğün glikolipid ve glikoprotein hücre zarının seçici geçirgen özelliğine sahip olması büyük etkiye sahip. Şimdi hücre zarının gözü kulağı var mı hocam? Yok. Nasıl haberleşiyor? Etrafındaki hücreleri tanıyor, hormonları tanıyor, ilaçları tanıyor,
mikropları tanıyor. Bunu nasıl sağlıyor? Zarda bulunan glikolipit ve glikoprotein sayesinde bunları gerçekleştiriyor hocam. Anlaştık mı? Çok değerliymiş. Süper. Bu akıcı mozaik zar modelinin şeklini de anladığını tahmin ediyorum. Seninle beraber hücre zarında gerçekleşen olaylara öğrenmeye devam edelim hocam. Kanal proteinleri arasındaki açıklıklara ne ad vermiştin? Söyle bakayım bana. Porlar demiştik hocam. Kimler geçer diye sana sorsam. Kimler geçer? Monomerler mi? Polimerler mi dersen biliyorsun. Ne diyorsun? Monomer yapılı. Küçük yapılı moleküller hücre zarındaki porlardan sindirilmeden geçerler. Semih hocam sana bunları öğretti hocam. Bu moleküller porlardan doğrudan geçebiliyorken polimer moleküller doğrudan ne yapamıyor? Geçemiyorlar. Bak hocam glikoz zardaki pordan fırt geçmiş. Fruktoz hop geçmiş. Ama disakkaritler ki kimdi onlar? Hadi tekrar edelim. Maltoz başka sükroz doğru mudur? Bir tane daha vardı. Laktoz doğru mudur hocam? Bunlar zardan direkt geçemezler. Hidroliz edilmesi lazım. Ne demek hidroliz? Artık anlaşabildiğimi tahmin ediyorum seninle. Hidroliz demek sindirmek demek. Biz hidroliz tepkimeleriyle büyük olan molekülleri su yardımıyla parçalıyoruz. Peki burada suyu harcadığımız zaman enerji de harcıyorduk. Öyle miydi? Ne diyorsun? Hocam enerji harcamıyoruz. Yemeye beni diyorsun. Aferin. Hidrolizde molekülü ufalıyorduk. Küçük moleküller porlardan geçebiliyor. Aferin hocam. Peki zarda bunlar. Ne demiştim? Glikolipit ve glikoprotein molekülleri vardı. Bunlar hocam zara özgürlük sağlıyor. Ona ait olma, karakter sağlıyor. Ona kimlik kazandırıyor. Ona antijenik özellik kazandırıyor. Onlara reseptör, algılama özelliği, alıcı özellik sağlıyor hocam. Zarda bulunan glikolipit ve glikoprotein çok değerli iki tane molekül. Hücrenin tabiri caizse gözü kulağı sevgili hocam. Şimdi bunu söyledikten sonra bak devam ediyoruz. Glikolipit ve glikoproteinlerin görevlerinden bahsedelim seninle beraber. Ne iş yapıyorlar söyleyelim. Bir, hücreler birbirini ne yaparlar glikolipit ve glikoproteinleri sayesinde tanırlar. Karaciğer hücresi, ak yuvar hücresi, al yuvar hücresi. Hücreler glikoprotein ve glikolipitleriyle birbirlerinden haberdar oluyorlar. Hormon kullanıyorlar hocam kişiler tedavi edilirken ya da hasta olduğumuz zaman ilaç kullanıyoruz ya da mikroplardan ya da hastalıklardan korunabilmek için aşı oluyor sevgili hocam. Bunların hücreye alınması yine zarda bulunan kimlik görevi gören, reseptör görevi gören kimlermiş? Şöyle bakayım glikolipit ve glikoprotein sayesinde sağlanıyormuş. Peki hücreye alınan moleküllerin seçilmesi sen demiştin. Ne demiştin? Seçici geçirgenlik özelliğe sahip olmak yine kimin işi? Glikolipit ve glikoprotein moleküllerin için. Süper. Mutlaka duymuşsundur hocam. Karaciğer nakli gerekiyor ama doku uyumu görülmedi. Ya da sallıyorum başka bir uzuv gerekiyor. Böbrek nakli gerekiyor. Böbrek naklinde doku uyumu arıyorlar. Tanıdıkların var mı? Akrabaları var mı diyorlar. Kişinin böbreğe uyumlu olabilmesi için bir sürü test yapıyorlar. Orada neye bakıyorlar? Doku ve organların birbirine uyum sağlamasını arıyorlar. Neye dikkat ediyorlar derse bu hücrelerin glikolipit ve glikoproteinlerin yapılarına bakıyorlar. Doku organ nakillerine doku uyumunun görülmesi ya da doku uyuşmazlığı görülmesi bu glikolipit ve glikoproteinin işi hocam. Anlaştık mı? Peki gel aşağıdaki bir bilgi kutumuza bakalım hocam. Glikolipit ve glikoproteinleri hangi organel üretir derse sana bunları organeller kısmında yine hatırlatacağım. Hocam Golgi aygıtı kompleks molekülleri birleştirip ayırabilir. Ne demek? Yani glikozla proteini birleştirebilir, glikozla lipidi birleştirebilir. Bunları kim yapıyormuş söyle bakayım. Golgi. O zaman Golgi aygıtı glikolipit ve glikoprotein sentezleyebilir derlerse ne cevap vereceksin? Evet hocam diyeceksin. Aferin. Peki önemli bir bilgi daha vereyim. Aynı dokuların hocam. Glipid ve glikoprotein yapıları birbirinin aynısıdır. Ne demek? Bak 1 ve 2'nin olduğu hücreye bak. İkisinin hücresi karaciğer hücresi. Buradaki zarda bulunan glikolipit ve glikoprotein yapıları aynı mı farklı mı? Ne cevap veriyorsun? Aynı. Bu sayede birbirlerini tanıyorlar. Doku ve organ oluşumuna sebep oluyor. Ama farklı dokuların farklı glikolipit ve glikoprotein yapıları ne olabilir? Farklılık gösterebilir. Bak hocam burada bir akyuvar hücresi var. Akyuvar bağışıklıkta görevlidir. Dolayısıyla mikropların peşine düşer. Mikropları fagosite eder. Onlara karşı vücudumuzu savunarak bağışıklığımızda görevlidir. Dikkat ettiysen onların glikolipit ve glikoprotein yapılarıyla bizim karaciğer hücremizin glikolipit ve glikoprotein yapısı aynı değil sevgili hocam. Yani farklı dokuların glikolipit ve glikoprotein yapıları farklılık gösterebilir diyoruz. Süper. Hocam çıkmış bir ÖSYM sorusunun bilgisi. Dikkat edin demeni istiyorum. Deneyde şu şekilde bir deney yaptılar. İnsan hücresini aldılar. Zar yapısına bakmanı istiyorum. Yan tarafta da hocam fare hücresi var. Fare hücresinin de zar yapısına bakmanı istiyorum. Benzerlik gösteriyor farkındaysan. Ama proteinlerin renkleri farklı. Sonra bu insan ve fare hücresini kaynaştırıyorlar hocam. Kaynaştırdıktan bir süre sonra bir bakıyorsun hibrit bir hücre elde ediyorlar. Bir saat sonra baktığın zaman buradaki mavi ve kırmızı renkli proteinlerin hücrede ne yaptığını, yer değiştirebildiğini görebilirsin. ÖSYM şunu sormuştu. Demişti ki fare ve insan hücrelerinin kaynaşması ile oluşan hibrit hücre incelendiği zaman, ne sonucuna varabilirsin diye soru sordu ÖSYM. Diyeceksin ki hocam farklı canlı türlerinin zar yapıları birbirine ne olabilir? Benzerlik gösterebilir. İki, bir başka bilgi. Zar proteinleri ne yapabilir hocam? Hücre zarında yer değiştirebilir, yer değiştirebildiğini gözleyebiliriz. Bu bilgiyi de bu şekilde öğrenmemizi istemişti. Güzel bir ÖSYM sorusuydu sevgili hocam. Bunu söyledikten sonra hücre zarıyla ilgili bilgilerimizi öğrenmeye devam edelim. Her maddenin zardan geçiş hızı aynı mıdır? Değildir. Niye hocam? Şimdi su gibi, gazlar gibi bileşikler bunlar hocam katı moleküllere göre glikoz gibi, amino asit gibi bileşiklere zardan daha hızlı geçerler. Adek, yağda eriyen vitaminler, fosfolipid tabakasında çözünüp geçer. Hocam B ve C vitamini suda çözünen vitaminlere göre biraz daha hızlı geçer. Nötr moleküller yüklü olan iyonlara
kıyasla bir tık daha hızlı geçer hocam. Negatif yüklü iyonlara, pozitif yüklü iyonlara göre daha hızlı zardan geçiyorlar. Neden? Hücre zarının dış yüzeyi artı yüklü, pozitif yüklü, negatif yüklü iyon onu negatif pozitifi çektiği için daha hızlı geçiyor. Kime kıyasla dersek pozitif yüklü iyonlara diye ifade etmek istiyorum. Hücre zarından madde alışverişi kısmında buradan tekrardan bahsedeceğiz hocam. Çok az kaldı. Hemen seninle hücre zarından farklılaşan yapılardan bahsedeceğim. Hemen arkasından hücre duvarından bahsedip bu dersimizi bitireceğiz. Arkasından da soru çözümümüz var bu arada. Haberin olsun hocam. Zardan farklılaşan bazı yapılar var. Ne demek? Yani mesela bizim cildimizden de derimizden de farklılaşan tırnaklarımız var, saçlarımız var, kaşlarımız var, kirpiklerimiz var. Farklı farklı yapılarımız var. Hücre zarı da farklı görevler için farklı yapılara dönüşebiliyor hocam. Birincisi sil. Bak hocam, sil ökaryotlarda hareketi sağlayan yapıya verdiğim isim hocam. Mesela alt tarafta bir terlik hayvan görüyorsun. Bu terlik hayvanın neyi var? Küçük kirpikleri var. Sil bu arada kirpik demek hocam. Bu kirpikler yardımıyla terlik hayvan 40 ayak gibi aynı anda sillerini hareket ettirerek hareket edebiliyor hocam. Aktif hareketleri kimle sağlıyor dersek silleriyle sağlıyor diyoruz hocam. İkinci ifademiz, ikinci yapımız kim? Kamçı. Bahsetmiştik hocam. Ne iş yapar diye sorarsak o da aktif hareketi sağlıyor. Yani enerji harcayarak yer değiştirmeyi sağlıyor. Burada önemli bir bilgi. Şurada görmüş olduğun spermin kamçısı var mı? Var hocam. Ne yapıdadır diye sorarsak mikrotübül yapıdadır. Organeller kısmında, hücre iskeleti kısmında yine bahsedeceğim. Burada bilmen gereken ayrıntı şu. Hocam bakterilerde de ne olabiliyor demiştik. Söyle bakayım bana. Kamçı olabiliyor demiştik. Peki bakterinin kamçısıyla spermin kamçısının yapısı aynı mıdır, farklı mıdır? İkisi de kamçı. İkisi de aktif hareket ediyor derlerse bakterininkiyle ökaryot yapıda olan spermin kamçısı farklı yapıda. Bakterininki daha çok protein ağırlıklı. Bizim bu spermimizin kamçısı mikrotübülden meydana geliyor. Ne demek mikrotübül? İleride bahsedeceğim hocam. Hücre iskeletine bahsedeceğim. Sadece farklı olduğunu bil benim için şimdilik yeterli hocam. 3. Yalancı ayak. Yan tarafta bir amip görüyorsun hocam. Amipimiz yalancı ayaklarıyla hem hareket ediyor, bir yerden bire slime gibi gidiyor. Bir yandan da hocam besinlerin etrafını sarıp onlarla besleniyor hocam. Yani yalancı ayak ne yapıyormuş? Hareket etmeyi ve beslenmeyi sağlayan yapımız hocam. Hemen devam edelim. Mikrovirüsten bahsedelim. İnce bağırsaklarda iminim yüzeyini arttıran insan sindirim sisteminde parmak gibi küçük uzantılar var. Biz bu parmak şeklindeki uzantılara mikrovirüs ismini veriyoruz. Bu sayede ince bağırsağımız yediğimiz besinlerden çok daha fazla verim alıyor sevgili hocam. Beşinciyi unutmuşuz. Hemencik şuraya yazalım hocam. Ne diyelim? Hücre zarı kırımı diyelim. Hücre zarı ne diyoruz? Kıvrımı diyoruz. Ne demiştim ben sana? Bakterilerde hocam hücre zarının içerisinde böyle parmak şeklinde kıvrımlar var. Bu kıvrımların içerisinde elektron taşıma sistemi var. Üzerinde ETS var. Bakteri bu elektron taşıma sistemi yardımıyla ne iş yapıyor diye sorarsak söyleyelim. Aerobik solunum. Ne demek hocam? Aerobik solunum oksijenli solunum yapabiliyor. Soru, hücre zarı kıvrımı hücre zarından farklılaşır. Evet. Peki bir bakteride hücre zarı kıvrımı varsa elektron taşıma sistemi taşıdığı için ne iş yapar? Aerobik solunum yapabilir hocam. Her bakteride hücre zarı kıvrımı var mı diye sana öğretmiştim. Ne diyorsun? Hayır. Her bakteride zar kıvrımı bulunmaz diyoruz. Geldik hocam hücre duvarı. Aha, hücre duvarını öğrendikten sonra 1, 2, 3 örnek, ondan sonra dersimizi bitiriyoruz. Güzel dinle, güzel. Aferin. Gözlerini dört aç. Uyuyorsun. İkinci geçmiş ya. Ayıp denen bir şey var. Bir bendeki enerjiye bak. Kaçıncı deneyişim bir bilsen. Kaçtan beri biliyor musun? Sabah 9'da başladım, şu anda akşam 8. Diyeceksin ki hocam bu saatten bu saate çekilmiyor mu? Ara verdim, mola verdim, çıktım bir daha olmadı, bu akıcılık olmadı, tetelendim, heyecanlandım, dede olmadı, dede olmadı. Bir daha çektik yani. Sen zannediyor musun böyle her seferinde Semih hocam böyle fırtına gibi oluyor? Kaç kere deniyoruz, kaç kere? Heh, gözünü dört aç, gebertirim. Vallahi gebertirim. Ayıp. Devam ediyorum. Hocam hücre duvarı ya da hücre neyi? Çeperi. İkisi de doğru mu? Doğru hocam. İkisi de kullanılır. Yani bitkilerde hücre duvarı ver desem de doğru. Bitkilerde hücre çeperi var desem de doğrudur hocam. İkisi de kullanılır. Peki canlı mıdır ölü müdür? İlk bunu söylemek istiyorum. Diyorsun ki hocam çeper ölüdür hocam. Hücre duvarı ölüdür. Hücre zarı canlı mıydı ölü müydü? Canlıydı hocam. Peki bu yapı tam geçirgen midir? Seçi geçirgen midir? Ne diyorsun hocam? Tam geçirgen. Ne demek biliyor musun? Yani gel abi gel. Sıkıntı değil. Yani evinin bahçe duvarı vardır. Doğru mu? Bahçe duvarından kuş girer, kedi girer, böcek girer, silinip uçar, hiç umurunda olmaz. Yani tam geçirgenlikten kastım bu. Ama evin içerisinde odanda sivrisinek olsun, ne yapıyorsun? Allah affetsin. Bir patlatıyorsun hocam. Böyle kanı pörç deyip duvarı kıpkırmızıya boyuyor. Eskiden biz yastıkla yapıyorduk evde kardeşimle beraber. Atıyorduk yastığı, yastıkta kan oluyordu. Annem kafamızı kırıyordu. Biliyorsun değil mi hocam? Sen de yapmışsındır. Yapmıyor musun? Sineklikle mi öldürüyorsun? Ne yapıyorsun? Sivrisineği kanadından tutup güzel sivrisinek seni dışarı bırakayım mı diyor? Kan emiyor. Kan. Ağzına tükürdüklerim. Devam ediyorum. Hocam seçi geçirgen değil ne demekmiş? Söyle bakayım. Duvar gelen molekülü tercih etmiyor. Gelenin kim olduğuna bakmıyor. Zar dikkat ediyor hocam. Kim sayesinde? Glikolipid ve glikoprotein sayesinde. Hocam geçitler var hocam hücre duvarında. Porlar neredeydi porlar? Hücre zarında bulunan yapılara por diyoruz. Hücre duvarında bulunan açıklıklara ne ad veriyoruz dersek? Geçit ismini veriyoruz. Şimdi sana diyeceğim ki duvar kimlerde var? Duvar hangi alemlerdeki canlılarda bulunur derlerse 5 tane örnek göstereceğim sana. Güzelce dinlemeni istiyorum. Hazır mısın? 1. Bakterilerin duvarı var. Bak en dış kısmı.
kısmında duvar var. Hepsinde yok biliyorum ama bakterilerde duvar bulunabiliyor. Bakterilerin duvarı neden meydana gelmiş? Peptidoglikan. Söyle bakayım, peptidoglikan. Bir daha peptidoglikan, peptidoglikan. Protein, peptit hakkında böyle diyor. Glikan, glikoz, şeker yani karbonhidratla protein birleşmiş. Adamın duvarında peptidoglikan adını verdiğimiz bir yapıya dönüşmüş. Hocam arkelerdeki yapı nedir diye sorarsak onunki pseudopeptidoglikan. Çakma peptidoglikan ama yapılan çalışmalarda artık arkelerin duvarında peptidoglikan olmadığı belirtilmiş. Ben buraya kısaca not etmek istiyorum. Sonraki zamanlarda bu bilgi ne olacak muhtemelen? Düzeltilecektir. Şunu bil. Bakterinin duvarı ile arkenin duvarı aynı yapıda değil. Tamam mı hocam? Özellikle bunu belirtsem benim için yeterli olacak. Peki mantarın duvarı var mıydı? Ne diyorsun? Vardı. Mantarın duvarı neden meydana gelirdi? Selüloz muydu? Ne diyorsun? Kitin miydi? Evet. Mantarın duvarında çetin değil. Kitin vardı. Hatırla, eklem bacakların dış iskeletinde bulunan bir yapıydı hocam. Kitin demiştik. Başka ne kaldı hocam dersek? Bitkilerin ve alglerin yani yosunların, su yosunlarının, o da protist aleminde bu arada, onların duvarı neden yapılmış? Selüloz çeperden meydana gelmiş. Şimdi sana sorayım. Kimlerde duvar varmış? Bakterilerde var. Arkelerde var. Başka mantarlarda, bitkilerde ve alglerde duvar bulunuyormuş. Bu arada arke bakteri yazmışız. Bu yanlış yazmışım. Özür dilerim. Arke olması gerekiyor sevgili hocam. Bilmen gerekeni söyleyeyim. Kolaydan bahsedelim. Bitkinin ve algin kimi var? Selüloz çeperi var. Mantarın kimi var? Mantarın kitin çeperi var. Güzel. Peki bakteriyle arkenin duvarı aynı mı farklı mı? Bunu bil benim için yeterli. Farklı. Bakterinki peptidoglikan, arkeninki farklı bir yapıya sahip diye aklında tutsan benim için yeterli olacak. Ne demiştik? Bakterilerin ve arkelerin çeper yapıları birbirinden farklıdır. Önemli bilgi. Çepere sahip olan canlılar endostoz yapamaz diyoruz. Ne demek? Çeper o hücrenin dışarıdaki molekülü içeri almasını engel oluyor. İstisnası var. Bazı bitkiler sevgili hocam ne yapabiliyorlar? Endostoz yapabiliyorlar. Hocam endostoz ne? Madde alışverişinde bahsedeceğim. Sen sadece bunu duy, ileride konuşacağız sevgili hocam. Süpersin. Ne öğrendik seninle beraber? Ne öğrendik seninle beraber? Önce hocam bu dersin başında seninle beraber dedik ki hücre teorisi neymiş? Onu öğrettim ben sana. Hemen arkasından tüm canlı hücrelerde ortak olarak bulunan hücre zarı, sitoplazma, ribozom, nükleik asit, DNA, RNA'dan bahsettik. Sonra bak bu çok önemli. Bak bak tam ekrana geçiyorum. Gebertirim. Vallahi gebertirim. Prokaryot, ökaryot bilmeyen hiç Allah davul etmesin ya. Böyle sıkıntılı bir şey. Çok değerli bilgidir hocam. Çekirdeği olup olmayanı bilmen gerekiyor. Peki bunu söyledikten sonra prokaryot, ökaryot dedik. Bakterinin yapısından, özelliklerinden bahsettik. Kendisi prokaryotta biliyorsun. Çekirdeği yoktu. Ökaryot hücrelere örnekler verdik hocam. Sonra sitoplazmadan bahsettik. Hücre zarının yapısından bahsettik. Neler bulunduğundan, seçici geçirgen özelliğinden, glikoprotein ve glikolipidin değerinden bahsettik. Bu glikolipid ve glikoprotein ne iş yapıyor? Bunu söyledik. Sonra zardan farklılaşan yapılar, sihir, kamçı, yalancı ayak, mikrovirüs ve zar kıvrımını söyledik. Çeperden bahsettik ve sevgili Sema Hocam'la beraber örnek sorularımızdan 3 tanesini çözelim. Hemen arkasından soru çözümüne geçeceğiz. Dikkatli dinle. Hadi bakalım çözebilecek miyiz? Hangisinin temel hücre yapısı diğerlerinden farklıdır? Bak hiçbir şey demiyor bak. Hiç temel hücre yapısı lan ne demek? Diyor ki çekirdeği var mı dayı yok mu? Bak buna diyor. Bak hocam bulalım. Bitki ne diyorsun? Bitki ökaryot. Mantar ökaryot. Hayvan ökaryot. Protist yani amipeplerinin bulunduğu arke ne? Bu prokaryot hocam. Arkeler prokaryot. Çekirdeği yok. Fark ettiysen 4 ökaryot bir tane prokaryot vermiş. Gel hocam yan tarafına bakalım. 19. yüzyılda bilim insanları tarafından ortaya atılan hücre teorisi bahsetmiştik hocam. Hücre biyolojisinin gelişmesine temel oluşturmuş. Son dönemlerde bilim ve teknolojisi gelişmeler sayesinde hücreyi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmışız ve hücre teorisine yeni ifade eklenerek günümüzdeki haline kavuşmuştur diyor. Buna göre bu hücre teorisine göre hangilerini yapabiliriz? 1. Okuyalım. Hücreler canlının kalıtım maddesini içerir. Doğru, genetik materyal içerir demiştik. İkinci ifademiz canlıların temel metabolik olayları hücreleri tarafından gerçekleştirir. Ne demiştim? Metabolik olaylar nerede olur? Hücrelerde olur demiştik. 3. Her hücre kendinden önceki bir hücrenin bölünmesiyle meydana gelir. Bu da hocam hücre teorisine vardı. Ama 4. Okuyalım. Çeper bulunduran hücreler bulundurmayanlara göre daha gelişmiş yapıldır. Ya böyle bir ifade yok sevgili hocam. Çeperin var daha gelişmişsin. Çeperin yok daha basitsin. Böyle bir ifade yapamayız. Hücre teorisinden de bundan bahsetmedik zaten. Hangileri yapılabilir demiş. Cevap 1, 2, 3 C dedim ve son örneğimize gelelim sevgili hocam. Hadi bakalım. Hücreler prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grup denildi. Bak ne demek olduğunu biliyorsun. Gebertirim. Prokaryot kim? Bakteriler, arkeler. Başka yok. Ökaryot kim? Protista, mantar, bitki, hayvan. Hep bunlar hocam. Başka örnek yok zaten. Bu alemdeki canlılar ökaryot, bakteri, arke, prokaryot. Bir hücrenin hangisine sahip olmasına bakarak bu hücre ula prokaryot mu yoksa ökaryot mu olduğu kesin olarak ne yapılabilir diyor? Belirlenebilir diyor. Yani hücre prokaryot mu ökaryot mu olduğunu anlayabilirsin diyor. Okuyalım hocam. Bir, protein sentezi ribozomda oluyormuş. Ula ribozom her hücrede var. Ribozoma bakarak hücre prokaryot, ökaryot diyebilir misin? Diyemezsin. Geç. İkinci öncü, kalıtsal materyal yani genomu halkasal yapıdaymış. Bak dikkat et. Halkasalmış ve neredeymiş? Aha da sitoplazmada dağınık bulunuyormuş. Eğer genetik materyalin DNA molekülü sitoplazmada serbest derleyse sen kimsin? Prokaryotsun. O zaman ikiye evet bulurum dedim. Kamçı bulundurduğundan ne demiştik? Aktif yer değiştirebilir. Ne dersin? Hocam bakterinin de kamçısı var. Spermin de kamçısı var. Yani her kamçılı olan, her sakallı olan dedemiz değil. Her kamçılı olan da sevgili hocam ökaryottur, prokaryottur diyemeyiz.
selüloz yapılı olmak üzere ne diyor? Selüloz yapılı çeper bulunduruyor diyor. O da kimdi selüloz yapılı çepere sahip olanlar? Ya hocam alg demiştik ya da kim demiştik sevgili hocam? Yeşil bitki demiştik. Doğru mudur? Buradaki algimin su yosunumuz protista aleminden, yani karyot, bak protista prokaryot değil, bitkilerden aleminde. Bu da neydi zaten? Bitki. Bitkiydi zaten. Bitki aleminde bulunuyor. Bu da ökaryot. O zaman ben selüloz çepere sahip olmadan ve kalıtım materyalinin stoplazmada olmasına bakarak bir cüre prokaryot mu ökaryot mu anlayabilir miyim? Anlayabilir miyim? Var mı lan 2-4? Varmış. Cevap ne? Deniz dedim ve bu soruyu da doğru yaptık sevgili hocam. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonraki dersimde seninle beraber kaç soru var? Kaç soru var? 9 soru var. 9 soruyu çözeceğiz. Hemen arkasından da cızırından madde geçişleri konusuna geleceğiz. Buraya kadar geberiyorum, biliyorum, farkındayım. Bir şey öğrendin de fark ediyorsundur tahmin ediyorum. Soru çözümleriyle bunları pekiştiriyoruz. Soru çözümünü izlemeden 2x'e gidip de izleyen danalar gebertirim. Bak daha iyi öğrenmenize sebep oluyor. Daha iyi pekişmesine sebep oluyor. Eylül'ünde soru çözüm kampında da kitabımız çıktığı zaman burada şu an için Z takımının, lider hocamın, fizik filitonun, meskeme kimyanın, Mesut hocamın, Yunus hocamın kitapları var. Yunus hocamın soru bankası var coğrafyadan. Benim de burada konu anlatım kitabım var. Soru bankam çıktığı zaman sevgili hocam soru çözüm kampı yapacağız. Eylül ayında haberiniz olsun. Son birkaç düzenlemem var. Sen şu an bu videoyu izliyorsan, geriden geliyorsan çıkmıştır. Alt tarafı da madem açıklamaya linkini koyarım, oradan da alıp destek olursan çok mutlu olurum. Amaç burada biyolojiyi öğrendiklerimizi pekiştirmek. Okey top. Var mı isteği? Yok. Ben kaç dakika olmuş? Ya 43 dakika olmuş. Editle bu videoyu kısaltacağım senin için. Daha güzel bir hale getirtireceğim. Dinlediğin için, bana destek olduğun için tekrardan teşekkür ederim. Kapatıyorum. Yeter. Yeter. Ders içerisinde bayağı goy goy yaptık. Bu arada yeni hareketlerimizi beğendiniz mi ya? Kamera şu an beni takip ediyor. Nereye gidersen hop hemen o tarafa geliyor. Denedik bir şeyler bakalım ama ona göre yorumlarınızı yazın. Kameranın beni takip etmesi iyi mi? Sema hocam yılan gibi olmuşsunuz gibi yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili gençler. Çavs! Bay bay. Videoyu beğenin. Gebertirim. Bay bay.